merhabalar Kaptan eşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, Sivas ve Tokat yöresine ait bir salata tarifi vermek istiyorum. Bir kısır, bir yemek artık nasıl adlandırırsanız. E, ismi bat. Yeşil mercimekle yapılan sulu sulu, ekşi, asma yaprağına sarıp yiyebileceğimiz veyahut marulla yiyebileceğimiz oldukça lezzetli e, ve Türk damak tadına çok uygun bir salata ya da yemek. Instagram hesabımda hikayemde paylaştığımdan beri herkes tarifini istiyor. Şimdi tarifini tüm püf noktalarıyla vermek istiyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle 2 su bardağı yeşil mercimek kullanacağız. Yeşil mercimekleri yıkadım. Şimdi bir tencerenin içerisine alacağım ve üzerine 5 su bardağı su ilave edip kaynatacağım. Ee, kaynarken ki püf noktası kaynamaya çıktıktan sonra altını kısacağız ve kısık ateşte kaynayacak. Kesinlikle harlı ateşte kaynarsa mercimekler e, kabuklarından ayrılabilir. Altını kısıyorum ve bu şekilde e, pişene kadar kaynatacağım. Piştiğinden emin olduğum zaman altını kapatıyorum. Şimdi içerisine... Ee, bir çay bardağı ince bulgurum var. Onu ilave edeceğim. Böyle bir çay bardağından da bir parmak eksik kadar koydum. Tam bir çay bardağı diyemeyiz. Altını kapatıyorum ocağımın. Karıştırıyorum ve bunu bir kenara alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Soğudukça bulgur e, kalan suyu da çekecek. Ve malzememiz e, ilk etapta hazır hale gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi soğudu ve bulgur suyunu çekti. Bunu bir kenara alalım, iyice soğusun ve biz bunun sos kısmını oluşturalım. Sosumuz için önce salçalarımızı ekleyeceğiz. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave edeceğim. Bu salçalar damak tadına göre tepeli ya da az olabilir. Ben tepeli kullandım. Şimdi içerisine bunun 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ve güzelce karıştıracağım. İçinde salçam tamamen eridiği zaman sosum hazır demektir. Bunu da e, az evvelki karışımımı servis edeceğim tabağın içerisine aldım. Salçalı sosumu da bunun içerisine ilave ediyorum. Ve şimdi diğer tüm malzemeleri ekleyeceğim. 3 tane kabukları soyulmuş orta irilikte doğramış. Yani çok iri değil ama çok büyük de olmasın lütfen. Domates. bir kuru soğan. Yarım demet maydanoz, bir demet e, ince doğranmış taze soğan, yeşil soğan ekliyorum ve karıştırıyorum. Sonra baharatlarını ilave edeceğim. Baharat olarak da tuz, karabiber, kimyon, e, pul biber ilave edeceğim. Sumak da kullandım. Ben sumak da ilave edebilirsiniz. Salatamız şu anda gördüğünüz gibi çok lezzetli duruyor gerçekten de. İçerisine damak zevkimize göre zeytinyağı, limon, nar ekşisi ilave edebiliriz. Ben bol bol ilave ettim. Çünkü böyle salatalara nar ekşisinin çok yakıştığını düşünüyorum. Özellikle zeytinyağı ve nar ekşisi birleşince çok daha lezzetli oluyor. Salatayı güzelce karıştırdığımız zaman sulu sulu çok lezzetli. Şu anda servise hazır. Asma yaprağıyla marulla yiyebileceğiniz e, şahane lezzette tam yaza uygun böyle serin serin bir salata oldu. Gün masaları içerisinde değişik alternatifler olabilir tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara afiyetler olsun.